Duru TV ekranlarından mutlu akşamlar. Adana Z Spor ile karşınızdayız. Adana Z Spor'un bu haftaki konukları birbirinden değerli konuklarımız olacak. Bu hafta Urfa Gelişim Basketbol Spor Kulübü'nü konuk ettik. Nedeni ise Türkiye finallerine katılan bir başarı gerçekleştirdiler. Burada baş antrenörümüz Mehmet Emişekir hocamız, İbrahim Seven hocamız ve sporcularımız olacak. Kendilerine hoş geldin diyoruz Emin hocam. İbrahim hocam, tekrardan hoş geldiniz. Tebrik ediyorum tekrardan Türkiye finallerine katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Hocam, baş antrenör olarak sözü size vermek istiyorum. Duygu, düşünceleriniz nelerdir? Dün oldu bu olay, gerçekleşti. Finallere katıldık. Bugün işte sıcağı sıcağına programımıza katıldınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Öncelikle Duygu TV ailesine bizi buraya konuk ettikleri için teşekkür ediyoruz. Daha önce ilk programı yaptığımızda da Urfa Gelişim olarak biz buraya konuk olduk. Derdimizi anlattık, yapabileceklerimizi, yaptıklarımızı anlattık. Bugün de sezon sonu olarak nerelerde olduğumuzu göstermemiz açısından Urfa'ya bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlar size detaylarından bahsedecekler. Biz genel koordinatör olarak çalışıyorum. Kulüp başkanıyım Urfa Gelişim'de. U18, U16, U15 kategorilerinde de bu sene turnuvalara katıldık. U15 turnuvasında büyük bir başarı yakaladık. U18'de başarıya çok yakındık. Bunun detaylarıyla ilgili arkadaşlarımız gereken bilgileri verecekler size. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. İbrahim hocam sözü ben vermek istiyorum. İbrahim hocam, öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız? İbrahim Seven hocamız kimdir? Basketbola ne zaman başladı? Nerede başladı? Bize aktarır mısınız lütfen? Tabii. Adım İbrahim Seven. Bu arada sesim kısık, kusura bakmayın, maçtan geldiğim için canlı. Maçın atmosferiyle, heyecanla, adrenalinle. Adım İbrahim Seven. Evet. Batmanlıyım. 17 yıldır basketbolla uğraşıyorum. 8 yıl profesyonel basketbol oynadıktan sonra makul evlenmek zorunda kaldı. Evlendik. Evet. Urfa eşim Urfa'ya tanıttıktan sonra Emin hocamla tanıştık. 7 yıl birlikteliğimiz oldu. Hala devam ediyor inşallah. Devam edecek. İnşallah. Maçlardan bahsetmek istiyorum. Eski önce Siirt'te gittik. Siirt'te bölge şampiyon oldu. U15'te bu kategoride. Evet. U15'te. Sonra yarı finallere gittik. Yarı finallerde gruplarımızda Antalya, Rize, birbirinden zorlu rakipler. Eskişehir. Yani grupların en bir tanesi, zorlu gruplarından bir tanesi çektik. Doğrusu bizi iddialı görmediler. Hep küçük gördüler. Çantadaki ama gittik. Sahada çıkıp her şeyde oynamak gerekir. Oynamazsan kazanamazsın. Tabii. Bu bir gerçek. Sporcularımı burada kutlamak istiyorum. Yani hazimleri, hırsları gözlerinden okunuyordu. Yani ilk maçımız Antalya olmasına rağmen yani hiç geri adım bile atmadık. Tribünün dolu olması, hep Antalya'ya desteklemeleri bizi daha çok hırslandırdı. O maçı aldık. Kazası belasız atlattık. 3 sayıdan aldık. Evet. 78-81 ile bir skor aldık. Sonra ikinci maçın Rize ile karşılaştık. Rize evet. De çok zor bir takımdı. Çünkü hiç karşılaşmamıştık olanla. Tanımıyorduk. Evet. Onlar da zorlu mücadeleden sonra son kritik saniyelerde o seviyede oynadığımız halde kazandık. 1 sayıdan kazandık. Yine savunmalı. Kafa kafaya giden maçlar hocam. Sen özellikle bir sayıyla yani basketbolda. 3 sayıyla kazandığım maçlar. Evet. Sonra Eskişehir maçı ev sahibinin biraz baskısı olduysa bizde. O maçta erken koptuk çünkü yani çaprazına gelecek takımımızı daha iyi görmemiz için. Evet. En son gruptan final maçımız Diyarbakır'la eşleştik çaprazda. 2 çıktık bu arada grubumuzda. Evet. Çaprazda Diyarbakır'la oynadık. Diyarbakır bizi Siirt'te yenmişti. Bunu almamız gerekiyordu çünkü rövanşı alacağız. Tabii. Çünkü Antalya'yı yenmemize rağmen, Siirt'i yenmemiz, Rize'yi yenmemize rağmen bunu kazanmamız gerekiyordu. Evet. Çünkü bunun bir gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Çünkü bunun bir şey olmadığını göstermemiz gerekiyordu herkese. Tesadüf olmadığını. Tabii. Evet. Sonra Diyarbakır'la oynadık. Allah kazanmaya vermeden de kazandık. Bir Türkiye finaline gitmeye kazandık bu konuda. Bu arada iki şey daha söylemek istiyorum. Bir, Büyükşehir'den oyuncu aldık. Evet. Gerçek spordan. Feyzi hocama ve Ahmet Anlat hocama çok teşekkür ediyorum burada. Evet. Çünkü hep yanımda oldular. Konuda bir de kulüp başkanıma her şekilde gidin oynayın. Urfa'yı temsilen oradasınız. Önce basketbol diye dedi. Önce saygı, sevgi, iyi sporcular yetiştiren yani. Orada bir şey olmasın dedi. Evet. Biz öyle gittik. Anımızın hakkından Türkiye finaline kalarak çok taşlandık. Yani bir iki gerçekliğim için çok mutluyum. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Evet. Batman'dan gelip buradan hizmet etmek Urfa'ya çok gurur verici benim için. Burada çocuklara da çok teşekkür ediyorum. Kaptanıma, dışarıdan gelen oyuncularıma teşekkür ediyorum burada. Bu. Teşekkür bu ettim. Bu ekip başarısı, bu ekibin getirdiği bir başarıdır.
bir haktır. Türkiye finaline katılmak herkesin harcı değildi derler yani. Gerçekten emeğinizin hakkıyla ve gücüyle aldınız götürdünüz oraya kadar. Tebrik ediyorum tekrardan, sporcularımıza tebrik ediyorum. Ben sözü Fırat'a vermek istiyorum, Eyüp'e vermek istiyorum. Eyüp, sen neler söylemek istersin özellikle finallerle ilgili? Finallerle ilgili yani biz Siirt'ten çıktığımızda Eskişehir'e... Bu arada kendini tanıtabilirsin Eyüp. Yani ben tanıyorum da belki seyircilerimiz tanımıyorlar. Ha. Adını, soyadını. Adım Eyüp Kaya. 3 yıl önce baskete başladım. Ahmet Aratlı hocam beni başlattı. Buradan çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye'de başladım basket hayatıma. İşte 3 yıl boyunca geliştirdim kendimi, geliştirdim. Hocalarım da sağ olsun gördüler beni, beğendiler. Aldılar takımlarını. Onlarla bölge maçlarına gitmeye başladım. Evet. En son Eskişehir bölge maçımız daha dün bitti. İşte biz oraya gittiğimizde herkes bizi küçük görmüştü. Urfa'dan gelmişler falan yani. Doğu takımlarını çok küçük görmüşlerdi. İlk maçımız da Antalya, seri başıylaydı. En iyi takımlardan biriydi. Biz elimizden geleni yaptık. Son damlamıza kadar mücadelemizi ettik. Yani bütün oyuncularımıza teşekkür ederim, sporcularımıza, benimle oynayan arkadaşlarımıza. Çok iyi mücadele ettik. Hele hepimiz çok hırslıydık. Onlar bizden daha iyi olabilirlerdi ama biz çok hırslıydık. İstiyorduk o maçı, aldık. İnşallah finallerde de Urfa'yı çok güzel bir şekilde desteklemek istiyoruz. İnşallah. Fırat'a sözü vermek istiyoruz. Fırat, sen ben de istiyorsan. Fırat Bozkurt. Gelişim evet. Basketbol Kulübü'nün kaptanıyım. 5 yıllık basketbolcuyum bu 5. yılımda. Evet. Başladığımdan beri Emin Şeker hocamız, İbrahim Ozan hocamız beni hep yetiştirdi. Bu yıl Siirt'te başlayan turnuvaya bölgeden çıkarak Eskişehir yarı finallerine katıldık. Gittiğimiz turnuva çok zor bir turnuvaydı. Yani kolay değildi. Kura'yı çektiğimizde Antalya, Rize ve Eskişehir çıktı. Özellikle ev sahibinden biraz çekiniyorduk. Antalya ilk maç yani bizi küçük gördü. Dedi ki ilk yarı 30 vuracağız. Biz Antalya maçına başladığımızda biraz geri düştük ama 19 sayıdan maçı çevirdik. 3 sayıyla da aldık. Rize türbinde maçı izlerken yani ellerini kaldırdı. Bunlar nasıl oynuyor dedi. Değil yani mi? Şaşırdılar de, yani. Aynen çok şaşırdılar. Batman bile bize diyordu ki siz 3'te 0 yapıp gideceksiniz. İkinci maç Rize ileydi. Rize'yi de yenmemiz gerekiyordu. Antalya maçının tesadüf olmadığını göstermemiz gerekiyordu. Rize'de de sonuna kadar mücadele ettik. İsteyerek azimimizi aldık maçı. Rize maçını da alınca bir tek Eskişehir kaldı. Eskişehir maçı biraz ev sahibinin baskısı, avantajıyla, biraz baskısıyla, biraz da sakatlığımız falan vardı. Bir sonraki maça daha iyi çıkmak için o maçı biraz bıraktık. Son maç Diyarbakır maçı. Diyarbakır da yeneceğiz havasına girdi biraz. Evet. Bizim de onları yenmemiz gerekiyordu. Çünkü Siirt'te yenildik. Yine dediğiniz gibi rövanş almamız gerekiyordu. Güzel bir şekilde onu da aldık ve Türkiye finallerine çıkmayı başardık. Yani bu tebrik büyük bir başarı. Şanlıurfa'da ilk kez... Takım kaptanısın. Peki evet. Orada sorumluluk vardı üzerinde. Baskı tabii oluşturuyor mu diyorsa daha da itici güç olarak mı şey yapıyordu? Destekliyordu seni. İtici güç olarak değil de yani takımda maç içerisinde de bazı sorunlar oluşabiliyor. Evet. Bunları çözmek, ayrıca dışarıda da takıma sahip çıkmak gerekiyor. Yani tebrik ediyoruz. Evet, güzel. Mustafa, sen neler söylemek istersin? Adım Mustafa, soyadım Dalyan. Gençlik Spor'da oynuyorum. 3 yıldır basketbol oynuyorum. Evet. Buradan çıktığımızda, Siirt'e gittiğimizde bizi yine küçük görmüşlerdi. Evet. Orada Diyarbakır'a yenilsek de diğer iki maçı kazanıp Eskişehir'e gitmeyi başardık. Orada ilk maçımız Antalya'ydı. Bizi çok küçük gördüler. Diğer gerek taraftarları olsun. Üzerimize çok büyük baskı uyguladılar ama biz yine de bu baskı sonucunda maçı kazandık. İkinci maçımız Rize'ydi. Rize ile ilk devrede bayağı bir farkla kapattılar. 16-17 sayı farkla kapattılar. İkinci devre biz çıkıp hırsımızla oynayıp maçı bir sayı farkla kazandık. Üçüncü maçımız Eskişehir ileydi. Eskişehir maçında taraftar da olsa maçı kaybettik. Dördüncü maçımızda Diyarbakır maçında maçı yine kötü başlasak da sonunu getirmeyi bildik. Şimdi Muğla'ya gideceğiz. Urfa'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Umarız Urfa'da daha fazla basketbola değer verilir. Bize daha fazla değer verilir. Bizden küçüklerimize ileride daha fazla yani bir duygu bıraktık, bir şeref bıraktık. Onlar da bize özenerek oynayacaklar belki gelecekteki basketbollarını. Biz finallere çıkmışız diye oynayacaklar. Bu kadar. Ben tebrik ediyorum hepinizi. Özellikle Eyüp, Fırat ve Mustafa. Sanki U15'te değildi hocam. Profesyonel bir takımdalar ve üst liglerde oynayan 3 tane sporcu kardeşimiz biz konuk etmişiz ve üçünün kurduğu cümleler her seferinde basketbola değer verilmesi gerektiğini ve özellikle Şanlıurfa'da basketbolun geri planda kalmadığını, ilerlediğini herkese gösterdiklerini belirtiyorlar. Çıkan
maçlara çıktığınız zaman sizi küçük gördüklerini söylüyorsunuz. Halbuki onlar küçük gördüler ama maçın sahada kazanıldığını gösterdiniz onlara. Tekrar tekrar ve sizi tebrik ediyorum. Özellikle İbrahim hocama ve Mehmet Emin Şeker hocama, Fevzi hocamıza, Ahmet Alatlı hocamıza, onlara da teşekkür ediyoruz. Bir ekip işi oluşturdukları için. İbrahim hocam, şimdi sporcularımız diyorlar ki bizi küçük gördüler. Bunun hakkında oradaki atmosferi nasıl olumlu tarafa çevirdiniz, pozitife çevirdiniz? Yani bu belki bir çöküntü olabilirdi. Tabii. Şunu demek istiyorum. Çünkü basketbol doğuda baktığında futbol hep ön planda. Evet. Basketbol hemen ikinci basamakta da üçüncü basamakta. Bunu hep Antalya basketbol ön planda ya da Rize'de ön planda. Ben de bu çocuklara bunu söyledim. Yani sahada bizi küçük görmemesini artıya çevirelim. Çünkü sahada baksınlar bizi küçük görsünler ama biz sahada çıkıp oynayalım, mücadele edelim. Biz savunma yapalım onlara. Evet. Ama göreceksiniz ki savunma yaptığımızda bizi küçük gördüklerinde karşılığında dev bir sporcu görecekler. Oyuncu görecekler dedim. Evet. Çocuklar inanılmaz savundu. Keşke o an video çekip gösterseydik size. Evet, çocuklar hırsı, yere vuruşları. Evet. Yani karşı çok oldular. Yani beklemiyordular bizden öyle bir şey. İnanılmaz bir duygu. Yani Urfa'da böyle bir şey olması haklı. Zaten çok... hocam yanlış hatırlamıyorsam Urfa'da bir ilk. U15 kategorisinde basketbol tarihinde bir ilk. Türkiye finallerine giden bir takımımız var. Ve Mustafa biraz önce dedi ki biz buraya kadar getirdik. Bundan sonrasında bizim kardeşlerimiz götürecekler. Tabii destek olduğu sürece. Ama siz bence çok şanslısınız. Emin hocamız gibi, İbrahim hocanız gibi iki tane değerli hocanız var. İki tane değerli koçunuz var. Bence sizler de kıymet bilin. Onlar da zaten sizin kıymetinizi biliyorlar. İbrahim hocam, şimdi Fırat dedi ki Rize bizi izlerken elini açtı. Bu ne dedi? Nasıl bir rakip dedi? Orada neler oldu acaba? Yani özellikle Rize maçında. Bir sayılı almıştınız sanırım. Tabii Rize maçında bir sayılı aldık. Maçtan önce konuştuk bunu. Antalya maçından sonra dedi ki yani tesadüf olmasın her şey. Evet. Tesadüfe bağlı kalmayalım. Çünkü şanstan yenilmemiş gibi görünelim artık. Yani her şeyi basketbol sahada dökelim. Yeter ki sahada çıkın. Biz size söylediğimiz şeyleri yapın. Bu kadar. Sadece bir de savunma yaptıktan sonra her şey biteceğini göreceksin sahada. Çıktık ve inanılmaz bir özveriyle. Yani bir topa dışarı çıkacak bir topa bile saldırmaları bile karşı tarafın korkmasına yetiyor oluyordu zaten. İnanç vardı orada. İnanç. Yeter ki istesinler. Sağda çocuklar çok istediler. Birkaç arkadaşımız daha vardı. Konuk işlerinden dolayı gelemediler. Evet. Selahattin de Yusuf vardı. Evet. Yani onların ismini de zetmemek istiyorum. İnanılmaz mücadele ettik. Yani sağda 5-2 bile bir saniye bile geriye atmadı. Hep öne doğru gittik. Hep öne doğru. Basketbolun üstüne koyarak gittik. Bir maç, iki maç, üç maç. Daha sonrasında bize şampiyonluğu getirene kadar Urfa'da bir hayırlı uğurlu olsun. Çünkü o 15'te şampiyon olduk. İnşallah Türkiye finalinde iyi bir derece alırız. Urfa'ya belki daha ilk yarışatmaya çalışacağız. Allah kazanmaya vermese en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah burada hocam. Yani Urfa Gelişim ailesinin aslında 3 tane sporcusu burada. Arka planda 9 tane sporcu daha var. Toplamda 12 tane sporcumuz var ve 12 tanenin yüreği şu an 3 tane de burada atıyor. Diğerlerine de selam gönderiyoruz ve buradan onları da tebrik ediyoruz. Emin hocamıza dönmek istiyorum ben. Emin hocam, özellikle çocukları birini Büyükşehir Belediye'den aldınız, Gençlik Spor'dan aldınız. Bir ekip halinde, yani tek değil de takım halinde oluşturulup bölgeye gittiniz. Oluştururken herhangi bir sıkıntı yaşadınız veya destek mi gördünüz? Nasıl bir destek gördünüz? Evet, kesinlikle destek gördük. Evet. Şöyle bir kural var federasyonda. Doğu ve Güneydoğu, bütün Anadolu için geçerli. Antalya'sı, İzmir'i falan hepsi için geçerli. Şampiyon olan takım diğer kulüplerden toplamda 3 sporcu alma hakkına sahip. Alabilir, almayabilir. Evet. En fazla 3 kişi götürebilir. Biz de bu hakkımızı Belediye Spor ve Gençlik Spor'dan maçlarda beğendiğimiz, izlediğimiz 3 tane değerli sporcudan yana kullandık. Evet. Ve bizim takıma güç kazandıracaklarını düşündük. İlk turnuvada birlikte çalışmamamızın dezavantajıyla biraz sıkıntı yaşadık ama ondan sonraki 3 haftalık antrenman sürecinden sonra Türkiye yarı finallerinde inanılmaz bir takım ortaya çıktı. Evet. Evet. Bunun da semeresini daha da önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte Türkiye finallerinde de göreceğiz. Performansımızın her gün daha yükselerek geleceğini düşünüyorum. Evet. Bu arada sayamadığınız 9 kişi daha, 8 kişi daha var, evet, dediniz. Abdullah Bebe, hocama söylediği Selahattin ile Melik. Evet. Ondan sonra 2004 jenerasyonu TEOG sınavları olmasına rağmen bütün antrenmanlara gelip bölge şampiyonasına katılıp Türkiye yarı finaline gelip ve bunun yanında da iyi dereceler, denemelerde de iyi dereceler yapan Akif, Mahir, Burak,
Fatih ve Halil'e de buradan teşekkür ediyoruz. Bu çünkü 2004 jenerasyonu abilerinin bir yaş küçükleri. 6 tane 2003'lüyle oynuyoruz. Abdullah Bebe var 2003'lerde. 5 tane de 2004 ile oynuyoruz. Ve 2004'ler 8. sınıf. TEOG'a hazırlanıyorlar. Ne kadar güzel bir düşünce, ne kadar güzel bir etkinlik yapılmış. Yani özellikle 2004'lü sporcuların takıma birlikte olması, monte edilmesi ve diyorsunuz ya sınavları olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmıyorlar. Aynı zamanda sınavlarını da aksatmıyorlar ve derste çalışıyorlar. Ve derece öğrencileri. Ve derece öğrencileri. Tabii. Burada aslında bütün velilerin görmesi lazım. Her hafta, her programda dile getirdiğim gibi değerli veliler, sporcularınız yani çocuklarınız spora gittiği zaman aslında dersinden geri kalmıyorlar. Tam aksine. Derslere biraz daha bağlı kalıyorlar. Özellikle idarecilerimize, öğretmenlerimize destek verin. Spora çıkan, oynayan öğrencilerinize, çocuklarınıza destek verin. Ben bunu diliyorum ve Emin hocamız da zaten bunu dile getiriyor. Sizlerden bunu istiyoruz sadece. Evet hocam. Evet. Ben biraz kulübümüzden de bahsetmek istiyorum. Bizim U18'de de bir Türkiye yarı finalimiz oldu. Onu da soracaktım. Aynen hocam. Onu da Trabzon'a gittik. Trabzon'a gittik. Oradan bir iki şanssızlık yaşadık. Türkiye finallerine çıkamadık. U15'te bunu başardık. Sene başında kulübümüzden bahsettik, dedik ki biz U15'te ne kadar tanınmasak da U15 yeni bir kategori, çünkü biliyorsunuz önceden küçükler, yıldızlar, gençler vardı. İşte oynadığımız takımlar da Rize, Antalya, Eskişehir bizi çok bilen takımlar değil. Ama biz diğer jenerasyonlarda yine bu başarıya yakın ama tabii ki bu başarıya ulaşamadık. Evet. Bu en büyük başarı, Urfa tarihinin en büyük başarısı basketbolda. Evet. Ulaşamazsak da bir yarı final geleneğimiz oluşmuştu. Evet. İşte bilimde, sporda, kültürde böyle birikimli ilerliyor. Bir defadan çıkıp şampiyon olamıyorsun. Yavaş yavaş oluyorsun. Şampiyon oluyorsun, bölge şampiyon oluyorsun. İlde çıktıktan sonra bölgede yarı finale gidiyorsun, eleniyorsun, geliyorsun. Önce bölgede eleniyorsun, sonra bölgeden çıkmaya başlıyorsun. Sonra yarı finalde eleniyorsun. Şimdi yarı finalden çıkmayı başardık. Bu bizim kırılma noktamız. Yani bizim kulüp geneliğine bu oturdu. Başka kulüpler İlerleyen zamanlarda bunları gerçekleştirecekler. Bizim izimizden gelecekler. Biz de onlara fayda olacağız. Biz de onlara yardımcı olacağız. Çünkü bizim bu kültürümüz oturdu. Urfa gelişim şu an Türkiye finallerini gören Urfa'daki tek takım. Bunu yaparken de diğer takımların desteğiyle yaptı. Biz de diğer takımların şampiyonalarına olduğu gibi koşulsuz destek vereceğiz. Veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Evet hocam. Bu bir bütün. Bu süreçte de bizi yalnız bırakmayan Ahmet Adaklı hocamızla Fevzullah hocamız direktmen turnuvaya katıldı bizimle takımımızda. Fotoğrafları da görmüştüm. Evet, doğru. Bizzat turnuvaya katıldı, tam destek verdi. Ahmet hocam turnuvaya katıldı, son anda gelemedi, tam destek verdi sporcuyla. Büyükşehir Belediyesi Mehmet Emin Özçınar Genel Sekreter Yardımcımız, spor kültürden sorumlu abimiz. O da araç desteğiyle, iki deplasmanımıza araç desteğiyle destek verdi Büyükşehir olarak. Böyle bir destek aldık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha iyi bir ortamda, daha iyi çocuklarla daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. İnşallah. Hocam başarı merdivenlerini siz biraz önce dediğiniz gibi kademe kademe gitmek gerekiyor. Dediniz yani bölgeye gittik, elendik, geldik. Bir daha bölgeye gideriz, bir daha eleniriz, geliriz. Ama yeter ki bölgeyi görelim. O dışarıdaki maç atmosferini görelim, yaşayalım, turnuvayı yaşayalım. Maç eksiklerini tamamlayalım. Bölgeden sonra yarı finallerine gittik, elendik, geldik. Yarı finale gittik, elendik, geldik. Bu sefer de finallere gideceğiz. Ama bu sefer inanıyorum ki Muğla'daki 2 hafta, 3 hafta sonraki turnuvada gençlerin gözlerine baktığımda inanıyorum zaten ve görüyorum da onu. Bence güzel bir dereceyle geleceğiz. İnşallah. Ve hocam ben şunu da sormak istiyorum. Hani başarı merdivenlerini atlarken herkese teşekkür ediyoruz. Destek verdiklerini söylüyorsunuz. Burada destek veren özellikle üzerine durmak istediğiniz kurum, kişiler var mı? Hangi kurumlar destek çıktılar sizlere? Bunun hakkında neler söylemek istersiniz bize? Yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası biz özel bir kulübüz. Evet. Kendimize ait bir kulübümüz var. İbrahim hocamla birlikte savaşıyoruz. Mücadele ediyoruz. Geçemizi gündemimize katıyoruz. Daha önceden bir iki görüşmemiz oldu kulüplerle ilgili. Biz dedik ki biz bir başarı sağlıyoruz. Bu başarıyı sağlarken de kendimizden ödün veriyoruz. Maddi bir getirisi olmayan, maddi olarak götürüsü olan, bütçesi olan takımlarla birleşmeyi düşündük. Bu teklifleri de yaptık. Daha önceden bu tekliflerimiz çok kabul görmedi ya da biz kendimizi anlatamadık. Biz bu gücü daha büyük takımlarla birleştirip, daha büyük bir organizasyon içine girip sürekli Türkiye finallerinde olmak istiyoruz. Evet. Ve bunu egoistçe değil, cömertçe söylüyorum. Yani Urfa adına yapılması gereken en büyük şey, bir yerde değer varsa o değeri değerlendirmek gerekiyor. Evet. Çoğulcu olmak gerekiyor. Bir iki kişinin sadece yararlanacağı bir işin olmaması gerekiyor. Biz çoğunluktan yanayız. Oluşumların daha büyümesi gerektiğinden yanayız. Fikirlerden yanayız. Biz fikir üretiyoruz ve bunu sahaya da döküyoruz. Bunun meyvelerini de alıyoruz.
Bu fikirlerimizi kullanmak, değerlendirmek isteyen abilerimiz varsa zaten her şeye açığız. Konuşuruz, tartışırız, eğrisini konuşuruz, doğrusunu konuşuruz. Urfa için en iyisini yapmaya çalışırız. Biz Urfa için varız. Zaten bu şampiyonluğu biz dün paylaşırken Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun dedik. Bütün Facebook paylaşımlarımızı gördünüz, evet, sosyal medya paylaşımlarımızı. Özellikle orada Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun diye biz yayınladık. Yani kendimizle ilgili bir şey değil çünkü bu ortak bir çalışma. Ve biz daha büyükleri için görev bekliyoruz. Olmadı mı zaten kendi görevimizin başındayız. En iyi şekilde yine mücadelemize devam edeceğiz. Evet hocam, sporcuların gelişimi için, basketbolun gelişimi için birkaç tane görüşmemiz oldu dediniz. Bu görüşmelerde olumlu dönüt sağlayan oldu mu? Bunu sormak istiyorum özellikle. Çünkü bu gözle görülür bir başarıdır. Yani bu yani bırakılmaması gereken başarıdır. Bu gençlerin kaybolmaması gerektiği için. Şöyle söyleyeyim mi? Olumlu dönütler ya da olumsuz dönütler olmadı. Her ikisi de olmadı. Ama dönüş sağlanacak kişilerin bize karşı bir ön yargısı yok. Kesinlikle. Yani çalışılabilir durumdayız. Evet. Sadece sanki onlar için ya da bizim için doğru ortamlar oluşup bir araya gelip bu konuları analiz etme imkanımız olmadı. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili yine çalışmalarımız olacak. Biz gideceğiz, konuşacağız. Onlar bizi çağıracak, konuşacağız. Yine biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü biz zor şartlarda Türkiye finallerine kaldığımıza göre, evet, iyi şartlarda da bunu daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Ve altyapıda bunu yaptığımız zaman biz üst yapıda da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Üst yapıda bizim bölgesellik, ikincilik, birincilik seviyesinde iyi takımlarımız, kendi çocuklarıyla oynayan takımlarımız olsun istiyoruz. Ve bunun için de geniş tabanda bir altyapı gerekiyor. Dar tabanda sadece Urfa gelişimin olduğu bir altyapı bizi başarıya götürmez. Evet. Hocam, bu gençlerin gelişimleri için hani dediniz ya üst yapıda da takımların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bence de yani benim fikrim kanaatimce bu gençlerin Şanlıurfa'da bir takım oluşturulup tekrar o çatı altında birleşip finallere gitmesinin taraftarıyım bana göre. Yani şöyle bizim katılan olur katılmayan da olur. Bu benim şahsi fikrim. Bence bu gençlerin kaybolmaması gerektiğini düşünüyorum. Urfa'da üst takımlarımız var. Evet. Şöyle bir dezavantajları var. Altyapının Urfa gelişiminde sınırlı kalması, böyle daha yaygınlaşmamasından dolayı oyuncu seçimi tercihleri azalıyor üst takımlarımızın. Onlar da haklı. Şimdi bizim oyuncumuz mezun oluyor, üniversiteye gidiyor ya da başka bir işe gidiyor. Evet. Sadece bir kulüpte 3 adam eksildiği zaman sen o artık oradan sporcu alamıyorsun. 3-5 adam ekstra üst ligde oynatacaksın. Onlar kayboluyor ama biz 5-6 kulüpte bunu yaparsak üniversiteye giden, sağa sola giden öğrencilerin dışında sadece Urfa'da kalanlar bile bizim takım kurmamıza yeterli olacaktır. Bunu sağlamamız gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Yani üst takımlarımız var ama oyuncu almada sıkıntı yaşıyor. Çünkü oyuncu fabrikamız yok. Anladım hocam. Genel yani anlamda. Altyapı olarak sadece Urfa gelişmesinde kalmaması gerektiğini. Tabii bize ön yargı yok. Anladım hocam. Sporcuları transfer etmelerinin nedeni biz tercih yapma durumları yok. Yok. Tabii. Çok kıt. Evet. Hocam U18'de, U15'te finalleri gördük. İnşallah güzel bir şekilde şampiyon olup memleketimiz Urfa'mıza geliriz ve gururlandırırız tekrardan. U18'de Trabzon'a gittik. Trabzon'dan önce İbrahim Hoca'ya ben söz vermek istiyorum. Trabzon'a gittik. İbrahim Hocam, Trabzon'da neler oldu? U18'de bence yine kritik maçlar sonucunda kaybettik ve maçı kaybetmemizin nedeni de duyduğuma kadarıyla maç eksikliğinden dolayıydı. Tecrübe eksikliğinden dolayıydı. Yanlış mıyım? Aynen yani dediğiniz gibi maç eksikliğinden kaynaklandı. Çünkü gidiyoruz ilde 4 maç yapıyoruz. Bölgeye gidiyoruz 4 maç yapıyoruz. Toplam 8 maç yapıyoruz. Anadolu Şampiyonası'na gidiyoruz. Orada 2 maç yapmak zorunda kalıyoruz. Ama geri gelen takımlarla görürsek yani İzmit takımı kendi ilinde 15 maç yapıyor. Evet. Bölgede 6 maç yapıyor. Geliyor ve bizi yenebiliyor. Şimdi maç eksiğimiz olduğu zaman ne kadar adamlardan iyi olursak olalım maç oynama tecrübesi çok önemli. Evet. Yani oynaya oynaya bazı şeyleri kazanırız. Biraz da en zor gruplardan bir tanesi seçtik yine. Çukurova, Adana Çukurova Üniversitesi. Yani orada bir çıkacak takımdı zaten. Onu seçtik. Ona yenildik. Yani başa baş gittik hep. Sonra İzmit'in takımından oynadık. Orada da başa baş gittik. Fazla gücümüz yetemedi onlar. Çünkü maç oynaya oynaya, tecrübe kazanan kazanır önde geçti. Ama şunu öğrendik. Bazı şeylerin üstüne koyarak adım adım gitmemiz gerektiğini bazen fark ettik. Bu 2000 jenerasyonumuzda bunların 3 defa Anadolu Şampiyonası'na gittik. Yani bir türlü kısmet olmadı. Çıkamadık ama kısmet
15 ilmiş. Olan şampiyon olduk. Gençlerimizi bu ikinci anonsunu bırakmamız gerekiyor. Çünkü yaş grupları bitti. Ümitler Ligi'ne geçecekler. Bunları bir üst takımda, profesyonel takımda görmek istiyoruz. Yani bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Emin Hocam söyledi. İkinci ligimiz var burada. Bölgesel ligimiz var burada. Evet. Yani büyük kurumlara iş düşüyor burada. El atmaları gerekiyor bu çocuklara. Çünkü biz de belli bir yere kadar gelebiliyoruz. Özel evet. gelişim olarak. Bundan sonra gidemiyoruz. Çünkü maliyeti inanılmaz kıt imkanlar var. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz çocuklar için. Hem maddi hem manevi olarak. Bu elimizden. Şunu da söylemek istiyorum. Her maçlara gittiğimizde hocalarla görüşüyoruz. Bizden 3 tane oyuncu da istedi. Hatta oyuncularımızı gördüler, izlediler. Evet. Bu 18'de olan kategoride için değil mi hocam? 18'de de istediler ve 15'de de istediler bizden. 18'de 2 tane öğrencimi istediler. Biz ailelerle görüştük. Bazı dedi ki biz burada kalmayacağımız için gideceğiz. Olumsuz döndüler bize bu konuda böyle. Bu 15 ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz varsa. Bizden oyuncu istediler. Biz dedik önce şey sordum. Nasıl sistemimiz nasıl gidiyor? Nasıl işleyebiliyorsunuz böyle üst yerlere gidiyorsunuz dedim. Bütün hocayı transfer ediyorlar. Bölge taraması yapıyorlar her yerden. Oyuncu alıyorlar. Örneğin bir takım vardı. Tarsus Amerika Koleji. Bütün takımları toplamış en iyi oyuncularını. Bir koleji iyileştiriyor. Hem okulda şampiyon olur, hem kulüpte şampiyon olur. Bunlar antrenman yapa yapa, maç yapa yapa buralara gidiyor. Yani Adana takımları öyle, İzmir takımları öyle, İstanbul takımları böyle. Biz sadece hiçbir seçenek sormadan evet. bu yerlere hocam gelemiyoruz. Ben onu söylemek istiyorum. Yani şimdi proje takımları var. Karşınıza tabii. çıkan takımlar proje takımı değil mi Emin Hocam? Tabii. Yani proje takımında adam ana lige gidiyor, bölge turnuvasına gidiyor, katılıyor. Kendi kulüp bazında katılıyor. Hem kendi kategorisinde hem üst kategorisinde yetenekli çocuk. Okul maçlarında dereceler getiriyor. Ve bunun yanında aynı zamanda finallere de katılıyor. Gel bunlarla mücadele et. Ama Urfa gelişim bu yargıyı kırdı ve bu hegemonyayı kırdı yani. Finallere giderek bunları büyük bir başarı sağladılar. Hocam Trabzon'a gelen mesela Görkem Yüce Gönül kardeşimiz var, hocamız var. O da gönüllü olarak geldi size. Bunlarda destek veren eski sporcularınız var mı? Dönüt sağlayanlar. Özellikle mesela bazen antrenmanlara gelirler, destek verirler çocukları. Fark etmez hocam. Emin Hoca da, İbrahim Hocam da. Çünkü sizin eski sporcularınız hocam. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Yani Görkem Hocam bizi Trabzon'da yalnız bırakmadı. Evet. Biz de onu yanımızda görmekten mutluluk duyduk. Görkem Hocam'ın tabii şöyle beden eğitimi öğretmeni oldu biliyorsunuz. Antrenör olmasını istiyoruz. Kulübümüze antrenör kazandırmak evet. istiyoruz. İki kişiyle çalışmalar yeterli olmuyor. Çünkü biz büyük bir kulübüz. Urfa gelişim olarak özel olsak da büyük evet. bir kulübüz. Organizasyonumuzu büyütmek için antrenör ihtiyacımıza binaen Görkem Hoca'yı da biz özellikle yanımızda görmek istedik. O da kabul edince bize destek oldu. Çocuklara moral oldu. Çünkü kendini kanıtlamış bir sporcu biliyorsunuz. Evet, evet. Bölgeselliklerde, üstlüklerde çok oynayan bir arkadaşımız. Biz onunla gittik, mutlu olduk. Onu da ilerleyen zamanda aramızda görmek istiyoruz. Öyle bir çalışmamız var. Evet. İnşallah birlikte olmaya devam edeceğiz. İnşallah diğer hocam. Genel olarak da antrenmanımızı izleyen, antrenmanlarımızı ziyaret eden, maçlarımıza gelen, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan bizi takip eden yüzlerce diyeyim eski sporcumuz var. Evet. Hepsinde de aramız iyi. Bizi de destekliyorlar. Herkesin yargısı aynı. Keşke şöyle olsaydı daha iyi yerlerde olurdunuz. Keşke böyle olsaydı da. Biz keşkelere rağmen buradayız ve böyle de devam etmek hiç şeyimize gitmiyor yani zorumuza da gitmiyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Urfa gelişim bir herhangi bir üst ligdeki bir takımla veya işte bir takımla oluşturulmadı. Oluşturulmadıktan sonra hocam Urfa gelişim sporcudan bir yere gitmemesi için örnek veriyorum bir yere gitmemeleri için bir takım oluşturulabilir mi? Eski sporcudan bir araya getirilip yeni tayfadan, yeni işte jenerasyondan bir araya geliştirip bir takım oluşturabilir mi? Bölgesel için, ikinci lig için. Özellikle geçen sporcular değil de altyapıdaki çocuklar için ben söylüyorum. Yani oluşturulabilir. Tabii biliyorsunuz sporda üst liglere çıkıyorsan paran evet. kadar konuşuyorsun. Evet. Paran kadar konuşunca da organizasyon büyüyor. Çünkü deplasman maliyetleri, sporcu maliyetleri, malzeme maliyetleri evet. Epey bir yük oluşturuyor. Biz sponsor bulursak yapabiliriz. Sponsor bulmazsak da abilerimize danışıp onların kulüplerinde, belediye kulüplerinde ya da işte Urfa Spor gibi kulüplerde onları değerlendirebilecek bir ortam oluşturmaya çalışacağız önümüzdeki dönemlerde. İnşallah hocam. İbrahim hocam size tekrardan sormak istiyorum. Hani mikrofon bir gidip geliyor paslaşıyoruz bu arada hocam yani. Sporcuya da sormak istiyorum da antrenman yaparken altyapıdaki antrenmanlarımızı genellikle fen lisesinde yapıyoruz. Tamam.
sporcuların oraya gelmesi zor oluyor mu veya gelirken zorlanıyorlar mı? Bunun için ne gibi destekler sağlıyorsunuz veya imkanlarınız var mı? Çünkü belki şu an bizi izleyen velilerimiz vardır, sporcularını göndermek isteyenler olabilirler. Tabii şu şekilde imkanlarımız var. Şimdi bizim fen lisesi mesela orada şehir dışında olduğu için biraz uzak kalıyordu. Evet. Hocamla biraz görüştük. Ne yapalım antrenmanlarımızı? Akşam olduğu zaman servis, bizim bir özel servisimiz var. Servisten aldırıyorduk onları. Ama gündüz 4'te falansa kendileriyle bazı arkadaşımız kendine fedakarlık ederek iki minibüs değiştirerek geliyordu oraya. Şu şekilde çocuklar kendine özgü, yine çocuklardan bahsediyorum. Çünkü çocuklar bunu antrenmanlara gelerek fedakarlıklarını gösteriyordular. Şu şekilde antrenmanlar sayısını artırmayarak, yani normalde haftanın 3 gün antrenman yapıyorduk biz. 3 günde çift antrenman yapmayı düşünüyorduk çocuklara. Hocam çift antrenman yapalım, yetmez bize, turnuvaya gidiyoruz diye. Bazı şeyleri göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi çocuk günde 2 antrenmana gelmesi zor. Aile bu konuda biraz izin verme. Çünkü çocuk ders çalışıyor, okula gidiyor. Okul da bizi bazen sınırlıdır. Çünkü çocuk sabah okula gidiyor, saat 4'te çıkıyor. 4'ten sonra antrenmana geliyor. 6'da bitiyor, antrenmandan sonra eve gidiyor. Saat 9-10. Veliyi de burada tuşlamamak gerekir bazen. Kendi kendine düşünüyoruz. Velilerimizi bu konuda bizi desteklediler. Özellikle Fırat'ın babasının ilgili biraz. Çocuk fen lisesi. Çocuk çok üstünde durdu bu konuda. Hiç bir antrenman kaçırmayarak bu Eskişehir sürecinde. Hepsi öyle. İyi bir yere geldik. Yani antrenman yapa yapa iyi yerlere gelebiliyoruz bu konuda. Evet. Ben hocam Eyüp'e sormak istiyorum. Eyüp, sen Büyükşehir Belediye'den sporcusuydun. Büyükşehir'den Urfa gelişime geldiğin zaman zorlandın mı? Şimdi Fırat'tan ilk kez oynayacaksın. Daha önce rakiptin ama bir arada oynayacaksın. Tek forma için mücadele edeceksin ve ter dökeceksin. Takıma geldiğin zaman zorlandın mı? Ne gibi dezavantajları var? İlk başlarda herkes zorlanır yani. Yabancı bir takıma geliyorum. Evet. Kimin ne olduğunu bilmiyorum falan. Ya bunu antrenman yapa yapa biz bunu atlattık, takım olduk. Bir de kulüp değil de Urfa için mücadele ettik. Evet. Bu en büyük destekçimiz oldu. Urfa diye bağırdığımızda da hepimiz takım olduk. İyi bir mücadele yaptık. İşte antrenmanlara gel git gel git. Öyle takım olduk. Evet. İşte öyle kaynaştık falan. Bir de çoğunluğu bizim bölgeden de arkadaşımız, bölge takımımız vardı geçen sene. Evet. Oradan da tanıyorum birkaç kişi. Birkaç kişi. Orada o zaman yarı finale kadar çıkabildik. Afyon'da elendik. Evet. Tokat'a da çıkmıştık. Orada da elenmiştik. Hı. Bu sene finali gördük. Hep yarı finale gittik, elendik, gittik, elendik. Ders çıkardık biz de kendimize. Evet. Bu sene mücadelemizi koyduk, finale gittik. Yani bu bizim büyüklerimiz bunu yapmadı, yapamadı. Evet. Fırsatları olmadı. Biz göremedik. Biz yaptık. Bizim küçüklerimiz görsün. Evet. İnşallah onlara ders çıkarır. Onlar da finale gider. Urfa Basket bu sene ilerler. Öyle İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Peki maç içinde bazen böyle denk geliyor ya, işte tam kazandığın anı, yani ya daha doğrusu kazanacağını hissediyorsun. Maçın 19 sayı geridesin. Hı hı. Hissediyorsun orada. O an neler hissettin? O duygu ve düşünceler neler mesela? Yani kaybedeceğini düşündün mü? Yok, biz hiç düşünmedik. Yani 19 sayı geriye düştük. Soyunma odasına gittik. Evet. Çoğunun yüzü asıktı. Ama kaptanımız sağ olsun, hocamız geldi. Yapmayın. Yani yapabiliriz biz. Geriye düşmüş olabiliriz. Maç daha bitmedi. 2 periyot var. Hiçbir şey bitmiş değil. Toparlanın. Orada yeniden bağıra bağıra sahaya çıktık. Yine savunmamızı yaptık, saldırdık, korktular. Evet. Orada o zinciri kırdığımızda zaten sayıları bulmaya başladık, yendik. Her maç böyle oldu. Biz geriden gelen bir takımız. Evet. Çok iyi de geliyoruz. Ama geriye düşmesek, ileride başlasak maça, evet, daha rahat oluyor, daha güzel oluyor. Evet. Fırat, takım kaptanısın. Geriye düştü. Eyüp diyor ki biz geriden gelmesini iyi biliriz, pes etmeden. Yani son sözü biz söyleriz diye. Peki geride gelirken zorlandığınız anlar çok oluyordur. Ya tabii şimdi takım geriye düşünce özellikle daha çok moral fark açılınca moral direkt çöküyor. Yani bütün, yani bir de basketbolda mücadele etmen gerekiyor. Koşmak bir yandan maç yorucu geçiyor. Takımın morali düşünce direkt zaten performansın düşüyor, ama 19 sayıdan yani mücadele etmek gerekiyor. Maçı hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor yani. Koç bizim maç öncesi de söylüyor. Yani 15 sayı da geriye düşebiliriz, 20 sayı da geriye düşebiliriz. Ama maçı hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Basketbol böyle bir şey. Basketbol sahada kazanılır. Yani maçta orada
oynarsan alırsın maçı. Mücadele edersen, bağırırsan, savunma yaparsan maçı alırsın. Yoksa gider yani. Bu başarı Urfa için çok önemliydi. Ben kaptan olduğum için Emin Şeker hocamız da final maçımızdan önce beni aradı. Yani bunun önemini anlattı. Yani takım olarak da çok iyi mücadele ettik. Tabii bunun öncesinde antrenmanlar da çok etkili. Biz Siirt'ten döndükten sonra haftada 6 antrenman yaptık. Normalde haftada 3 antrenman yapmamıza rağmen cumartesi pazar çift antrenman koyduk. Sabah 10 ve 4.30'da arda arda koyarsan sporcu yoruluyor. Evet. Bu sefer aradaki vakit biraz kayboluyor. Yani çok büyük fedakarlıklar yaptık. İbrahim hocamız bazı antrenmanlara bile yani kızıyla geldi. Evet. Yani bu başarıda çok büyük bir emek, çok büyük bir fedakarlık var. Yani bu emeğin karşılığında çok şükür aldık. Türkiye finallerine çıkmayı başardık. Geçen yıl da bunu denemiştik Afyon'da. Orada bir maç yine bir bazı sorunlardan dolayı çıkamamıştık. Evet. Yani bu yıl bunu başardık. Çok güzel bir şey Urfa için de. Bizden sonraki kardeşlerimize de örnek olduk. İnşallah. Tebrik ediyorum tekrardan Fırat Sizci. Mustafa, senlerle söylemek istedim tekrardan. Yani maç müsabaka içindesin. Gergin bir atmosfer var. Orada ne hissettin? Hani el yakan toplar artık eline hiç geldi mi? Yani 3 sayılı olsun yani ya da bizim, ikilik atarken. Bizim orada skorer oyuncularımız var. Mesela Yusuf Ziya, Selahattin gibi skorer oyuncularımız var. Onlar bizim yükümüzü daha çok hafifletiyor. Yine bize iş düşse de yapabiliyoruz. Orada bazen maç kopup gidebiliyor elinizden. Fark bir ara 19 sayıya varsa da takımdaki Selahattin arkadaşımız çok hırslı. Onun hırsına bakarak biz de hırslanıyoruz. Takım ateşleniyor o sırada. Bir iki sayı ata ata arda arda geliyor. Maça biz geçen yıllarda geriden başlarsak hep yeniliyorduk. O maçları kaybediyorduk. Bu sene o Selahattin arkadaşımızdan olsa gerek. O hırsıyla hepimizi ateşliyor. Selahattin Ateş değil mi hocam? Demirtaş. Evet o, Demirtaş. O bize çok... O bizi çok hırslandırıyor. Onun takıma çok katkısı oldu. O Siirt maçında Siirt bölgesinde yoktu. Eskişehir bölgesine geldi. Şimdi bize çok katkıda bulundu. Diğer tüm arkadaşlarımız da çok katkıda bulundu. 2004'lü arkadaşlarımız da bize geldi. Bu duyguyu yaşattık, onlara çok mutluyuz. İbrahim hocamız ve Emin hocamız bize çok destek oldu. Maçlardan önce arayıp bize konuştular. Maçların önemini bize anlattılar. Gerekse Feyzi hocam olsun, bana basketbol öğreten hocam, o da bize çok katkıda bulundu turnuvaya gelerek. Yani Urfa'yı daha iyi temsil etmek için Muğla'da şimdi daha çok elimizden geleni yapıp bir derece elde etmek istiyoruz. Evet İbrahim hocam, size dönmek istiyorum. Aslında müsabaka içinde bazen kıvılcımı çakan bir tanesinin olması gerekiyor değil mi? O çakmağı çakacak ve o ateş çıkacak. Orada herhalde Selahattin bunu başarıyor her seferinde. Selahattin'in en büyük özelliklerinden bir tanesi çocuğun sahada hırslı olması. Yani sahaya çıktığında savaşması, arkadaşının itici bir güç olması çok önemliydi bizim için. Siirt'e götüremedik onu bazı nedenlerden dolayı. Ama Eskişehir'e götürdük onu, arkadaşlar söylediler hocam gelsin daha iyi olur diye. Biz de onu götürdük. Sahadaki hırsı var ya, çocuğun gözündeki hırsı baktığında bütün takımı 5 kişi değil de 10 kişi oynuyormuş gibi hırslanan çocuk. Yere vuruşu, arkadaşlarınız sallaması, hadi devam edelim oynayalım demesi çok önemli Selahattin'in. Evet. Bu konuda babasına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü babası her gün bizi aradı. Oğlum nasılsın, durumu nasılsın? Tek tek aradı. Çünkü çocuktaki hırs inanılmaz. Yani inanılmaz bir hırs var çocukta. Şimdi basketbol anlamında belki 3 seviyede değil çocuk. Ama çocuktaki kazanma hırsı, savaşma hırsı hepsine bedeldi. Yani çocuklar da hepsi ona bakarak hırslandılar. Yani bu bir gerçek. Bunu göz ardı edemeyiz yani. Evet, peki hocam Yusuf Ziya değil. Yani Yusuf, onun hırsı. Şimdi Yusuf orada bütün takımlarda, bütün oyuncularda en iyilerden bir tanesi seçildi. Şimdi normalde her sene gittiğinde Anadolu Şampiyonları finale en iyi oyuncu seçersin. En iyi forvet seçersin, en iyi guard seçersin. Bu sene yapmadılar. Ama kendi hocaların arasında en iyi Yusuf Ziya seçtiler. Kendi aramızda konuştuğumuz hocanın söylediği. Çocukta inanılmaz bir yetenek var. Yani topu aldığında, şut attığında... Kaç numara oynuyor hocam Yusuf ya? İki numara oynuyor, bir numara oynuyor. Evet. Çocuk çembere bakmadan rahat şut atabiliyor. Yani sadece çemberin bir tarafını görsün. Yeterli. Yani her maçta bize 7-8 tane üçlük atıyordu. İçeri penetre edebiliyordu, hızlı. Yani çocukta inanılmaz doğal bir yetenek var. Bizim en büyük tek bir hedefimiz vardı. İyi savaşmamız gerekiyor. İyi savunma yapmamız gerekiyor ki sayı zaten atarız. Sayı atan oyuncularımız vardı zaten. Evet. Ama savaşmamız gerekiyor ki sayı yemeyelim. Yusuf 100 sayı attı, önemli değil bizim için. Ama az sayı yememiz gerekiyor ki biz sayı atalım. Evet. Hep bunu çocuklarla daima bunu konuştuk.
iyi savunma sayı getirir. Hep savunma yaptık, savunma yaptık, sayı atıyor. Savunma yaptık, sayı attıkça takımda belli bir çıta yükseliyordu bu konuda. Evet, Emin Hocam'ın sözü vardır. Birinci olmak kolay değil, birinci kalmak önemli olan odur. Hocam, Yusuf Ziya, Selahattin, Selo, buradan selam göndeririz kendisine. Fırat, Eyüp, Mustafa, bunları bir araya getirdiğiniz zaman özellikle dikkat çeken sporcunuz var mıydı? Yoksa hepsi eşit derecede miydi? Yani şöyle, ben genel bir takımı tanıtayım o zaman. Tabii. Şimdi bizim 3 tane sporcumuz burada. Evet. 3 tane de 2003'lü, yine aynı yaş grubundan. Evet. Programda olmayan öğrencilerimiz var. 6 tane 2003'lü var. Yani U15'te bizim altında 6 oyuncumuz var. Evet. Normalde turnuvaya giden en dezavantajlı takım biziz. Çünkü 2003'lerin turnuvasında biz 6 kişiyle gitmişiz sanki. Evet. 12 kişiyle oynamamız gerekiyor. Ama avantajlı tarafımız ne? Alttan son 2-3 yılın en iyi 2004 takımı bizde. Yani abilerine destek verebilecek, onlarla birlikte oturup kalkabilecek bir takımımız var. Evet. 2004'lerden bir tanesi de geçen sene milli takımlar seçmelerinde 2 tur atladı. Milli takım gözetim altına aldı, şu an takipte. Bir sporcumuz da Halil Akkaya da şu an milli takım seçmelerinde geçen sene kazandı. Milli takıma şu an staff ekibinin takibinde, evet, devam ediyor. Yani takımın 7. adamı da var, takımın 8. adamı da var. Evet. Zayıf olmalarına rağmen basketbolu bilen çocuklar. 4 tane standart oyuncumuz var. İşte Eyüp, Fırat, Mustafa, Bebe. Evet. Abdullah Bebe. Bu 4 oyuncumuz standart. Yani orta seviyenin üstü. Basketbol için standart diyoruz biz. Orta, evet, seviyenin üstü. Kötü, evet, değil. İyinin de üstünde oyuncularımız var. Çünkü iyinin üstünde olmazsa, bir standartı yakalayamazsa zaten maç alamıyorsun. Standardın, evet, üzerine, iyinin üzerine çıkması gerekiyor ki basketbolda bir standardı oluşsun. Selahattin ve Yusuf da standardın da üstünde performans sergileyebiliyorlar. Biri basketboluyla, biri hırsıyla. 6 kişi oynuyorlar. Bir kişinin iyi olması, Selahattin'in o gün çok iyi olması maç kazandırmaz. Yusuf'un çok iyi olması maç kazandırmaz. 6 kişinin iyi olması maç kazandırır. Takım. Tabii. 6 kişi iyi olacak, bir tanesi ekstra iş yapacak o gün. İşte bir gün Antalya maçında Yusuf ekstra iş yaptı. Üçlüklerle. Son maçta Selahattin ekstra iş yaptı. Bir maçta Dalyan'ın 2 tane reboundu çok ekstra oldu. Bir maçta 3 tane Eyüp'ün şutu var. Pot altında savunmaya geçtiğimizde takımın tamamını ateşleyen, ellerini yere vurup morartan bir kaptanımız var. Evet. 6. adamımız Abdullah Bebe, olmadık yerde olmadık işler yapan bir çocuk. Yani takım çok farklı bir çocuk. Takım çok farklı. Evet. 7. foul sorununa giriyoruz. Uzunlarımız oturuyor. Yerine Fatih Şelli giriyor. 2004'le zayıf, cicalığız ama inanılmaz bir basketbola sahip. Zeka konuşuyor. Tabii. Zayıf basketbol. Yani orada oynaması gereken 2 dakikayı en iyi şekilde oynuyor. 1,5 dakikayı en iyi şekilde oynuyor. Akif öyle, Mahir öyle, Burak öyle ve Halil de zaten takipte olan bir sporcu dedik. Evet. Bunlar oynadıkları 1 dakikayı, 1,5 dakikayı, 2 dakikayı inanılmaz oynayan çocuklar ve takıma ekstra katkıda bulundular. Belki 5 dakika sahada tutsak Fatih'i ya da Halil'i belki verim alamayacağız. Ama 2 dakika abisinin yerine girdiği zaman inanılmaz iş yapıyor. Hocam, burada size de büyük bir iş düşüyor. O sporcunuzu tanımak da güzel bir şeydir yani. Yetenektir. Yani sen Bebe dediniz Abdullah'a. Evet. Yani olmadık işler diyorsunuz yani. Olmadık yerde olmadık işler yapıyor diye. Abdullah bir top verirsin. Abdullah gönder diyorsun. Tamam hocam diyor. Tak diye gönderiyor, bitiriyor maçı. Böyle sporcular olması önemli yani. Abdullah'ın en büyük görevi rakipte yıldız oyuncu varsa. Çok önemli marka, bir görev. Diyorsun ki Abdullah savunmada adam adam oynarken rakibin en iyi adamını Abdullah'a veriyoruz. Evet. Ve rakibin en iyi adamı o gün maçın en kötü adamı olarak çıkıyor sahadan. Abdullah onu iki para ediyor yani. Evet hocam, ben anladım. Şimdi bizim de handball'a diyoruz ya, adamı kilitle diyor, bitir o adamı diyor. Tamam hocam diyor, adam adam oynama, oynattırma. Ya basketbolun içerisinde foulsüz. Basketbol bilmeyen adam savunma yapamaz. Tabii. Ya Abdullah bunu bilmek zorunda ve bildiği için onu yapabiliyor. Yani biz Urfa gelişim olarak bu seviyeye çıkabiliyorsak, Urfa basketbolda bu seviyeye çıkabiliyorsa bunları bilinçli yapmak zorundayız zaten. Evet. Yani hangi oyuncumuzun dediniz ya, nerede kullanmanızı biliyorsunuz falan, bilmek zorundayız. Kesinlikle hocam. Zorundayız, yoksa biz Urfa'dan bile çıkamayız. Yani. Bölgeden hiç çıkamayız. Biz herkese özelliğini bilmek zorundayız. Antrenmanla gözetlemek zorundayız. Ve bizim Urfa staff ekibi, yani İbrahim Hoca ile benim ve diğer arkadaşların biz maçı an ve an görüşürüz. Sahada, kenarda. Kritik anlarda konuşuruz. Devre arasında soyunma odasına gitmeyiz. Dışarıda kendi analizlerimizi yaparız. Aynen Süper Lig takımları, Euro Lig takımları seviyesinde bir görüşme yaparız. Evet. Bilgi olarak değil yani, hani davranış olarak. O davranışları sergileriz. Daha sonra takımı yine yeniden yönlendirmeye başlarız.
Çok güzel hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım inşallah 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, 2 hafta mı hocam, 3 hafta sonra mı İbrahim 14 hocam? Mayıs. 14 Mayıs'ta. Yani ayın 27'si bugün herhalde. 2 hafta sonra Muğla'da şampiyona çıkacağız. Güzel bir şekilde derece getireceğiz. İnşallah şampiyon olup döneriz. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bu arada ve düşünceleriniz tabii. Ben de bir şey söylemek tabii, istiyorum. Takım kaptanı olarak, takım temsili olarak İbrahim hocamızın İstanbul'a gitme gibi durumu var. Oradan buna bizi bırakma demek istiyoruz İbrahim hocam. Başımızda olduğu hocam, sürece biz çok iyiyiz. Şu an bir duygusal an yaşanıyor. Yani İbrahim hocam, gözleriniz doldu. Fırat'ın sizden bir isteği var. Evet hocam. Şu an takım kaptanı Fırat bir istekte bulunuyor. İbrahim hocanın tayinini alıp İstanbul'a gitme düşüncesi var. Kaptanın sizden isteği hocam gitmemeniz. Burada kalmanız. Tabii hocam. Bazı özel nedenlerimizden dolayı eşimin tayin olması istiyordu. Evet. Ben de bırakmak istemiyorum. Bazı hocamla bunu görüştük. Evet. İnşallah Allah kazabere vermezse hocam bir daha konuşacağız. Gitmek istemiyoruz. Bu tarafta değilim bu konuda. Evet. Ama inşallah çocuklarla devam edeceğiz, öyle görünüyor. Eşimle de konuşacağım bu olayı. Evet. İnşallah ayrısı neyse olacak. Bakalım. İnşallah Fırat, dileğiniz inşallah yerine bulur. Ben de buradan İbrahim hocaya çağrı yapmak istiyorum. Buradan yenge hanıma da çağrı yapıyoruz. İbrahim hocayı götürmeyin. Urfa'da kalsın, çocuklarla beraber ayrılmasın. Hepiniz hocam burada kalın. Ben teşekkür ederim hocam. Mustafa, sen duygu düşüncelerini alalım. Programın artık sonuna doğru geldik. Ben Gençlik Müdürlüğü'nden bizimle birlikte gelmesi için, Feyzi Hoca'nın bizimle birlikte gelmesi için izin vermelerini istiyoruz. Yani bu Eskişehir turnuvasına İbrahim Hoca'yla birlikte geldiler. Bize çok büyük katkılarda bulundu. O zaten bizim gençlik kulübündeki hocamız. Yani bizimle birlikte gelmesini istiyoruz. Bazı şeylerimizi daha iyi biliyor. Bizim nerede ne yapabileceğimizi daha iyi biliyor. Bizi bazı anlarda kullanabiliyor maçta. O yüzden İbrahim Hoca'nın da gitmemesini çok istiyoruz. İnşallah başımızda kalır. Muğla'da daha iyi bir derece yaparız kendisiyle. İnşallah. Eyüp. Ben belediye başkanımızdan biraz daha bize destek çıkmasını istiyorum. Yani bu takım bu dereceye geldiyse bir şeyler katması gerekiyor galiba. Evet. Yani her gün servisle gidiyoruz geliyoruz. 16 kişi yolda perişan oluyoruz. Her molada herkes çıkıyor, ayaklarını dinlendiriyor, mahvoluyoruz. Oraya gidene kadar bir gün dinlenmemiz gerekiyor zaten. O bir günde yetmiyor o servis yüzünden. Yani daha büyük bir servis olsa hem taraftar getirebileceğiz, bize destek çıkabilecek. Bencimiz var aynı. Sahaya 6 kişi çıkıyoruz sanki, bencimiz çok iyi. Evet. Ama bir taraftar olsa daha iyi olur. Bench çok bağırınca maç çıkışı herkesin sesi kısılıyor. Evet. Benki bile daha iyi değil. İbrahim Hoca da olduğu gibi. Aynen. Yani evet. Herkes savaşıyor, bağırıyor. Yani maça 5 kişi değil de 6 kişi çıkıyoruz. Ama adamların taraftarı var. Taraftarın biraz daha bir baskısı oluyor. İnşallah büyük bir servis gelir de biz de taraftarlarımıza gideriz yani. İnşallah. İbrahim Hocam, tekrar sözü size verelim hocam. Programımızın sonuna geldik. En son sözü Emin Hoca'ya vereceğiz. Bizi konuk ettiniz. Teşekkür ettik. Bu çocukların başarısıdır. Urfa'nın başarısıdır bu. Her şey için çok teşekkür ettik. Urfa'ya hayırlı uğurlu olsun şimdiden. En kısa zamanda inşallah Türkiye'de şampiyonasına iyi bir derece yapıp anımızın hakkından oradan geleceğiz. Evet, teşekkür ettik. Emin Hoca, sözü vermeden hocam, hocam sizi tebrik ediyorum. İbrahim Hocam, sizi de böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdiğiniz için. Kardeşlerimizin istekleri var. Sadece Fevzi Hocamız bize gelsin, İbrahim Hocamız bizi bırakmasın diyorlar. Yani böyle hocalarını seven bir jenerasyon yetiştirdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Emin Hocam, son olarak sizler neler söylemek istersiniz? Son olarak arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağız. İbrahim Hoca'yı göndermeyeceğiz. İbrahim Hoca'yı göndermemek için yengeye bir kulis yapacağız. Evet. Kesinlikle mahalle baskısı. Fevzi Hocam'ı tekrar götürmeye çalışacağız. Ahmet Hocam geçen sefer son dakika gelemedi. Onu da götürmeye çalışacağız. Belediye Başkanı olan. Ameliyat oldu. Parmağından bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Belediye başkanından istediğimiz Eyüp'ün söylediği kendi belediye başkanından istedi. Kendi sporcusu çünkü. Evet. Mehmet Emin Özçınar abimiz belediye başkanıyla bizi görüşeceğini orada derdimizi daha iyi anlatacağımızı bize iletmişti. Biz de Mehmet Emin hocama, abimize bunu hatırlatıp belediye başkanına çıkmak isteyeceğiz. Duru TV ailesine de bizi tekrar tekrar buraya konuk ettiği için ve bizim bu başarımızı
Urfa'da sporun gölgede kalmamasını sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Şampiyon sporculara başarılar diliyorum tekrardan. Muğla'daki şampiyona inşallah alnımızın aklına çıkıp başarılı bir şekilde Urfa'mıza döneriz, kupamızı buraya getiririz. Tekrardan tebrikler ve başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, bu haftaki konuklarımız basketbolun Şanlıurfa'da ilki yaşatan sporcularıydı ve hocalarıydı. Urfa Gelişim Basketbol Spor Kulübü U15 kategorisinde Türkiye finallerine katılan ilk takım olma başarısı gösterdi. Bunun ardında duran hocalarımız, velilerimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diliyoruz. Yüreklerine sağlık diliyoruz. Böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdiğiniz için de sizlere minnettarız. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla, farklı bir branşa değinmek üzere mutlu akşamlar diliyorum, mutlu yarınlar.